Şimdi hem Türk yetkililerin, iş insanlarının olduğu bir rüşvet, yolsuzluk soruşturmasına tabi. Şimdi ekrandaki başlık ne diyeceksiniz açıklayayım efendim. FBI Erden Timur'u neden sorguladı? Şimdi az önce Mehmet Sümer bir sosyal medya mesajı geçti. Önce sosyal medya mesajını rica edeyim değerli reji. Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Galatasaray Kulübü eski yöneticisi olan Nef İnşaat Şirketi'nin sahibi Erden Timur'la ilgili bir son dakikayı geçti. Mehmet Sümer Voice of America adına. Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından CFK Havalimanı'nda bilgisine başvurularak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığını sorulduğunu, kendisinin de bağış yapmadığını söylediğini anlattı. Şimdi bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her Türk iş insanına bu sorgu mu yapılacak acaba? Şimdi ilginç bir durum bu. Erden Timur gitti ve Erden Timur'a bir gözaltı olmaksızın anladığımız kadarıyla kendisinin bilgisine başvurulmuş. Hiçbir şekilde daha önce Adams'ın kampanyasına başvuru yaptınız mı diye. Bu daha önce giden belki de başka iş insanları da vardı. Belki de duymadık. Mehmet Sümer, böyle bir soruşturmanın genişlediği izlenimi mi anlıyoruz biz? FBI Erden Timur'a soru sorduysa havalimanına iner inmez, bir sorgulama içine girdiyse gözaltı işleminden bağımsız olarak bundan sonra Türk iş insanları bu yönde sorgulayacak. Mehmet Sümer böyle mi anlar en azından tecrübe sahibi bir gazeteci olarak? Evet, Sayın Timur'la ben az önce tekrar görüştüm. Bir gözaltı işlemi yok, onu söyleyelim. İlk başta ben de bir gözaltı var zannetmiştim ama bir gözaltı işlemi yok. Sayın Timur'la sadece sorgulama tekrar diyebiliriz. Yani bilgisine başvurmuşlar. Bilgisine başvurmuşlar. Yani, peki. Evet, JFK Havalimanı'ndaki polisler ki bu soruşturmayı FBI yürüttüğü için hani ben FBI'den olup olmadıklarını bilmiyorum dedi Erden Timur ama bu soruşturmayı burada FBI yürüttüğünü biliyoruz. Hı hı. Kendisini New York'ta bir konsere katılmak üzere geldiğini biliyorum ben de. İki gün önce geldi New York'ta JFK Havalimanı'nda polisler kendisine Eric Adams'la ilgili bazı sorular yöneltmişler. Hı. Eric Adams'ı tanıyor musunuz? Eric Adams'ın kampanyasına, Belediye Başkanı Eric Adams'ın kampanyasına bağış yaptınız mı? Eric Adams'ın kampanyasına bağış yapmanız istendi mi gibi sorular sorulmuş Erden Timur'a. Sayın Timur'un bana söylediği Eric Adams'ı tanımadığını, kampanyasına herhangi bir şekilde bir bağış yapmadığını, kendisinden de herhangi bir kimsenin Eric Adams'ın kampanyasına bağış yapmasını istemediğini, yani böyle bir talepte de bulunulmadığı konusunda bir bilgi paylaşımında bulunduğunu söyledi. Ben de kendisine siz peki Eric Adams'ı tanıyor musunuz, hiç bir araya geldiniz mi diye sordum. Kendisi Eric Adams'la belki 10-12 sene önce Türkiye'de Suriyeli göçmenlere yardımla ilgili olarak Nef Vakfı'nın düzenlediği bir yardım organizasyonuna Eric Adams'ın katıldığını, sadece o şekilde bir araya gelme durumu olduğunu, yani bir tanışıklık, bir sohbet, bir konuşma ya da işte bir bağış, seçim kampanyası ile ilgili herhangi bir görüşmesinin kesinlikle olmadığını söyledi. Tabii Nef İnşaat'ın burada ne tür bir girişimi olduğunu sordum ben kendisine. Hı hı. Brooklyn'de belediye başkanlığı yapıyordu eskiden Eric Adams. Hı hı. Nef İnşaat Brooklyn'de bir inşaat yapmadığını, sadece bir yatırımının olduğunu, yani inşaat şirketinin de kendilerinin olmadığını, hı hı, sadece bir yatırım, parasal maddi bir yatırım anladığım kadarıyla, peki, bir finans sağlama şeklinde bir yatırımlarının olduğunu söyledi. Bu bilgisine başvurulduktan sonra da kendilerinin havalimanından çıkıp gittiklerini ifade etti. Tabii şimdi evet, Can, senin söylediğin doğru. Burada tabii şimdi akla şöyle bir soru geliyor. Yani Türkiye'deki iş adamlarından New York'ta herhangi bir şekilde herhangi bir iş yapan kişi bundan sonra New York'a geldiğinde, tabii, bu soruşturma kapsamında acaba bu tarz sorulara maruz kalacak mı? Havalimanı polisi onları alacak mı? Ya da işte FBI bir yerde adreslerine gidip onları affedersiniz sorgulayacak mı? Çünkü şunu biliyoruz, yani burada yaklaşık 10 ila 15 kadar Türk iş insanının, New York'ta yaşayan kişilerin FBI tarafından evlerine baskın yapıldığını biliyoruz. Yani bir şekilde burada işte restoranı olan, kafeteryası olan, marketi olan, çeşitli şirketleri olan kişilerin çeşitli nedenlerle belediye başkanı Eric Adams'la çeşitli toplantılarda ya da etkinliklerde bir araya da yan yana gelmiş olan
kişilere FBI'ın doğrudan gidip bazılarının evlerine baskınlar yapıp bazılarına da sizden bağış istendi mi, bağış yapmanız istendi mi şeklinde sorulara maruz kaldıklarını biliyoruz. Bu evet Türk iş adamları açısından da sıkıntı yaratabilecek bir durum. Herhangi bir bağınız, bağlantınız olmasa bile bir havalimanında, yabancı bir ülkenin havalimanında kenara çekilip herhangi bir tanışıklığınız var mı, bağış yaptınız mı gibi bir soruya maruz kalmak son derece rahatsız edici. Ama savcı bunu söylemişti. Söylemiş miydi? Evet söylemişti savcı. Soruşturmanın genişletileceğini söylemişti. Başka kişilerin ifadelerine başvurulabileceğini söylemişti. Hatta açıkçası şunu söyleyeyim. Sayın Timur New York'a gelmeden önce bizim bundan 2-3 gün yani daha doğrusu savcının basın toplantısını yaptığı gün Sözcü TV ekranlarında benim kaynaklarımdan edindiğim bilgilere dayanarak New York'ta iş yapan bir inşaat şirketi sahibinin de bilgisine başvurulabileceği söyleniyor ifadesini kullanmıştım. Evet. Bunu NEF inşaatı olarak tabii bilmiyordum o şeyde yani ismen söyleyebilecek durumda değildim ama böyle bir bilgini vardı. Dolayısıyla başka iş insanlarının da bu şekilde bilgisine başvurulabilir. Belki burada yaşayanlar varsa onlara da yine bazı sorular yöneltilebilir. Çünkü savcı soruşturmanın bu şekilde genişletileceğini ifade etmişti açıkçası. Peki Mehmet Sümer teşekkürler. Ama tekrar bir düzeltme yapayım dediğim gibi tabii, bir gözaltı lütfen, işlemi yok. Erden Timur'la ilgili bir gözaltı işlemi yok. Sadece havalimanından çıkarken polislerin kendisini çağırıp bilgisine. Siz Eric Adams'ı tanıyor musunuz? Evet bilgisine başvurup sizden o soru çok önemli. Sizden bağış yapmanız istendi mi ya da size bir talep geldi mi şeklinde bir soru yönelttiklerini kendisi aktardı. Peki teşekkürler. Mehmet Sümer de editoryal bir müdahaleyle diyor ki Erden Timur FBI olup olmadığını bilmediğini söyledi ama bu soruşturmayı yürütenler dolayısıyla burada havalimanında indiğinde muhatap olacağı net olasılık FBI görevlileri olacaktır. Dolayısıyla tabii yani onların havalimanı polisinin çünkü soruşturmayla bir şeyi yok, bir ilgisi yok. Peki. Peki. Teşekkür ediyorum Mehmet Sümer. Kolaylıklar diliyorum. Hem son dakika bilgisini aldık. Senin imzanla hem de detaylarını bizzat Erden Timur'la görüşerek söyledi. Bir özet geçeyim. Gözaltı işlemi yok. Bilgisine başvurulmuş. Bağış yaptınız mı ya da bağış yapmanız istendi mi diye sorulmuş. Bir gazeteci olarak gördüğümde bu gelişmeyi FBI Erden Timur'a bu soruları sordu diye aklıma tek şey geliyor. Bundan sonraki diğer Türk iş insanlarına da mı aynı sorular sorulacak? Mehmet Sümer de haklı bir soru olduğunu söylüyor bunu. Önümüzdeki dönemlerde bu soruşturma genişler de başkaları da muhatap kılınır mı? Doğrusunu isterseniz merak uyandırıcı bir gelişme. Buyurun alayım eklemenizi. Evet. Yeni anayasadan söz ediliyor. Bu iktidarın başı yani Sayın AKP Genel Başkanı ve bütün milletvekilleri anayasaya bağlılık yemini ettiler. Dolayısıyla bu anayasayı değiştirmeye kalkışmak, bu yeminlerini bozmak anlamına gelir bir. İkincisi teğmenlerin yaptığı yemin aslında Cumhurbaşkanı'nın ve milletvekillerinin mecliste yaptıkları yeminle birebir örtüşen bir yemin. Dolayısıyla aslında soruşturulması gereken o yemine katılan teğmenler değil de katılmayan birkaç kişinin hangi mazeretten ötürü katılmadıkları, acaba onların herhangi bir tarikata